Hepinize merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Şu an fırtınanın ortasında ödüm patladı, bir şey başladığında, oyun başladığında en son burada uyumuştuk ve şimdi dinlendik. Harika bir dinleniş de, bu nasıl bir hava yani? Aa, benim caddemin karşısında ünlü birisi geçiyordu. Tam bağıracaktım ki gitmiş. Kristin arıyor. Şu an Kristin bekle. Hava var ya. Böyle bir şey yok. Fırtınanın şeyi yani. İnanılmaz bir fırtına var. Peki bu fırtınada yüzmedik mi? Yani kışın ortasında fırtınada yüzmedik mi? Yani çünkü neden böyle bir deneyim yaşamayalım ki? Hatta bekle, bunu yayında yapalım. Aynen. Hemen yayın yapma şeyimi bulayım. Bir dakika, buldum. Tuvalette bırakmışım. En son tuvalette yayın yapmadım tabii ki. Neyse, şurada yayına başlat bakayım. Havuza gidebilecek mi? Bu sırada biz de yüzmeye gidelim. Fitiz zaten. Bence yüzeriz yani. Aa, dışarıya çıktığında şeyin bitmiş olması fırtınanın. Kışın ortasında havuzda yüzerek bir yayına başladık. Çok güzel. Yani takipçi sayımızı arttırmak istiyorum. Yayındayız. Çok güzel. Günün ilk ışıklarıyla. Saat kaç gerçi? Günün ilk ışıkları değil, akşamın ilk ışıklarıymış. Soğukta donmadık mı? 16.000. Yüzdükçe takipçi geliyor suda. Yüzdükçe takipçi geliyor. Canlı yayında şu an. Ördeklerimi de çek. Kamera. Bak. Her 10 TL bağışta bir şeye atlıyorum. Ay, şey bitecek, bataryası. Tam buraya gidelim. Hadi gel. Bataryası bitti, şarjı. Yo, şeyde kaldı, dışarıda kaldı. İçeri alalım. Neyse, bu kadar. Şimdi üşüdük. Yani ben niye biraz şu an küvetimde keyif yapmıyorum ki? Şurada bir küvetimizde bir şey yapalım, keyif yapalım. Noel Baba mı geldi? Noel Baba, hoş geldin de sana bir hediye vereyim. Winterfest hediyesi. Şöyle güzel bir sıcak duş aldım. Sonra onu eve davet edeyim. Bir an kardan adam geldi diyecek. Tamam, fırtına bitti. İyi, güzel. Hemen bir kokteyl dolduralım. Bunu sulayamıyorum. Dışarısı var ya, yıkılıyor gerçekten. Neyse, sonra bir de kedilerim saldırıyor. Durun. Durun. Dur ya Noel Baba, bir tuvaletimi yapayım şurada rahat rahat. Oh. Sen şimdi bana hediye vereceğim mi, vermeyeceğim mi? Bak. Dekorasyon yapacağım. Tamam mı? Dekorasyon yapacağım. Bu bölümde bu arada şeye odaklanacağız. Bir fan buluşması yapmayı düşünüyor Ceren. Ona bir fan buluşması yapacağız. İmza günü. Böyle bayağı bir fame'imizde hava atacağız. Ondan sonra da biraz maddiyat, bunlara odaklanacağız. Şimdi dekore. Tamam, dekorasyon. Tamam, anladım. Nerede benim çam ağacım? Çam ağacı olmasa da olur yani. Bir Winterfest şeyi olsa, decoration. Nerede decoration? Ha, tamam. Ya, konsept olarak bir dekorasyon yapsa güzel olacak. Şu gayet olur ama ben şu an istemiyorum bunu. Alacağım, geri satacağım sonra. 200 dolar da bir, ne bileyim ya. Hani beyaz olsun. Hadi beyaz olsun, tamam mı? Sonra Noel Baba ile şey söyleyelim, şarkı söyleyelim. Cino nereden geldi? Cino gelip benim evimde nasıl uyuyabiliyorsun ya? Neler yaşanıyor bu evde şu an? Ben ne yapıyorum? Bu da buradan o şey şarkısı söylüyor. İşte hayaller, hayatlar. Ya ne yapıyorsunuz siz burada? Git evine. Noel Baba ile ben konuşacağım. Noel Baba, da hediye verecek misin bana? Şş, gitme. Ah,
Karanlıktan korktu. Kedi de kaçtı karanlıktan korktuğu için. Ya nasıl bir kaotik bir gün ya şu an? Nasıl bir gün yaşanıyor yani? Korkudan, soğuktan titredik ve berbat bir günden sonra ne Noel Baba'dan hediye aldım, ne bilmem ne. Hiç yani. Geleyim de şurada bari film izleyeyim. Simdir izleyeyim. Kime mesaj atabilirim? Kimse yok bu. Hiç birkaç tane şehir gezdim. Tristan vardı. O da zaten şeyliymiş. Nişanlıymış. Tino ile aramız kötü. Tron kendini beğenmiş. Lincoln yapmacık. Yani ünlülerin arasında gerçekten aşk çok zor. Caleb zaten vampir. Bunu geçiyorum. Nathan falan hepsi boş. Biz yarın biraz dışarı çıkalım ve birileriyle tanışalım artık. Panik bir şekilde kakasını yapacakmış. Nasıl yapacak bunu hep beraber? Özel hayat diye bir şey kalmadı. Kediyi kovduk da kedi de özellikle bizi izlemesi gerçekten harika yani. Bir yemek yapayım da enerjim de azalmıyor ha. Ya da gece çıkalım dışarıya. Şu modumuz bir değişsin ya, modumuz 20 dakika diyor. Şurada ben bir çay demleyeyim. Şöyle kendime güzel flörtöz bir çay demleyeyim. Sonra kedişlerimle. Dışarı çıkamazsın. Hayır. Dışarı çıkamazsın. Kaybedemem sizleri. Önce aşılarını falan yaptırmamız gerek. Niye o masada bırakıp o masada geldim ki? Oğlunu düşünüyor. Hayalet olan oğlunu. Bu bozulmuş. Evet, bunu da replace ettik. Çok güzel. Yani bir resim çizip falan satalım bari. Bu da bozulmuş. Sonra şunu da yayın açalım tekrar. Bu odada gerçekten çok güzel. Şu yaptığı bir önceki resim aşırı hoşuma gidiyor. Çok tatlı bence. Şunu da sonra şey çağıracağım. Tadilat için çağıracağım. Biri şuna şey yapsın ya, cevap versin. Allah Allah. Neyse, birisini bulacağız bence. Ama o sırada bizim tabii şey çekimimiz de var. Bu akşam dışarı çıkabilir miyiz bilmiyorum. Çıkabilirmişiz. Futbol maçı var 5'te, 12 saat sonra, tamam. Resim yapıp satalım. Masterpiece yaptı. 2.200. Sat gitsin. Şimdi tamirci çağırdık. Sonra biz resim yapmaya devam edelim. Bir yandan da yayın yapalım. Hatta video da çekeyim bence. Vay be. Ne güzel şey çiziyor öyle. Dekorasyon da yemin ediyorum boşu boşuna aldık. Gerçi mutlu olmuştur Sim'in. Her şey Sim'in ve onun mutluluğu için. Çok güzel oldu. 4000'e sat. Bundan sonra sadece resmi yapacağım galiba. Burada da yeni bir hayat amacı seçelim. Çünkü bunu fullledik. Dünyanın en ünlü insanlarından biriyiz ve evde resmi yapıp satıyoruz. Şu anda. Ne yapsak ne yapsak. Creativity. Resim yapalım. Resimden şey gelsin, biraz puan gelsin, kendimize özellik katalım. Süper güçlü bir insan gibi bir şey olalım bence. Bu müthiş bir fikir. Kendimi tebrik ediyorum. Neyse, şimdi bunu da yaptık. Güzel, mutluyuz. Satalım. Film çekimine ne gerekiyor? Sinirli bir duygu şey yapmam gerekiyor. Tamam, araştırmam gerekiyor. Yine temizlikçim en gereksiz boş zamanlarda geldi. Ay şu şeyi, para ağacını bütün mutluluk puanımı vererek aldım, para ağacını düzeltmek istiyorum. Gelip niye bunu izliyorsun? Sonra acaba böyle şey, bugün mü yapsak
buluşma gününü. Bence bugün yapalım. Meet and greet yapalım. Fanlarımızla buluşacağız. Ünlü biziz. Tüm fanlarımı davet edeceğim. Herkesi davet ediyorum. Bir tane de şey yapalım, birisini tutalım. Sonra ev değil, evde yapmayalım bence. Müzede mi yapsak acaba? Barda yapalım ya. Lunch'ta mı yapsak, barda mı yapsak? Start time. Saat şu an kaç? 11 sabah. 12. O zaman bir yapalım. Kıyafet şeyimiz yok mu? Dress kodumuz yine yokmuş. Ay dur. Ha, hayır. Barda yapacağız, tamam. Tamam, dress kodumuz yok, olsun. Güzel bir şurada kestirelim. Birazdan başlayacak çünkü. Ondan sonra aynaya gelelim. Kendimize çok özgüvenliyiz. Aşırı iyiyiz. Kendimizi biraz övelim. Ne kadar iyi olduğumuzu, ne kadar harika olduğumuzu. Özgüven Özgüven zehirlenmesi yaşıyor şu an. Resmen özgüven zehirlenmesi. Bu başka bir şey değil bence. bozu. Absolut. Tamam. Eventimize gidelim. Kendi eventimize geç kalmak istemeyiz çünkü. Çünkü aşırı ünlü de olsa ünlülüğünün yanında aşırı yalnız. Çünkü konuşabileceği, bir şeyler yapabileceği kimseyi bulamıyor. Yok yani kaç bölüm oldu. Üniversite hayatı çok güzeldi. Orada gerçekten yaşadıkları çok hoştu. Şurada bir üstümü değiştirseydim ya. Şöyle hemen. Merhaba, hadi beni övün. Merhaba. Selfie çekelim olur tabii ki. İmzamı atayım mı? Ha, biraz şarkılar söyleyeyim. Herkese şeyler benden, içkiler benden. Order drink. Drink for. Dur. Everyone yok mu ya? Neyse yokmuş galiba. Buraya gelelim. Buraya gelin. Let's start. Evet, amacımız var. Ben kameradayım şurada, her şeyin üstündeyim. Hatta şöyle alayım kendimi de orada gözükürse amaç falan şey olsun. Siz de görün. Hala o sırada şarkı söyleyen ben. Yoğun ortasında. Etrafım sarıldı resmen. Ya çok koş oldu kıyafeti, bilmiyorum. Neyse, bu kadar şey çalışmak yeter bence. Arkadaşlar, lavaboya gidemedik ya, görüyor musunuz? Neyse, herkeste selfie çekileceğim. İmza verelim. Herkese benden selfie. Aa, oğlu da gelmiş. Ay, Judith de gelmiş, kıskanç. Nasıl dikkat çekmek çalışıyor? Dikkat çekmek çalışıyor. Tüm ilgi üzerine çekeceksin, değil mi Judith? Senle iyi olmam bana hiçbir şey kazandırmadı. Ama sana biraz aksi davranırsam
Acaba magazinsel olarak haber olur muyuz? Kim ya? Ronnie'ymiş. Judith'le tartışacağım. Hayalim buydu. Acaba Judith'le kavga etsek ne olur? Hem de fan buluşmasında. Senin o son videon çok kötüydü. Filminde de berbat oynuyordun bence. Sen kesin birilerini şey yapıyorsun, tanıyorsun yönetmenlerle falan. Dur. Biraz bağıracağım Cüneyt'e. Oh, canıma değsin. Oh. Zion, o da şeylerden birisi. Bu kim? C gelmiş. Teşekkürler geldiğin için. Bu kim ya? Sandra. Oğlunun da ruhu burada. Fuat. Aa, Tristan geldi. Tristan'a da boyfriend olması dışında bence her şey yolunda. Acaba ayrılır mı ki kız arkadaşı şeyden, nişanlısından? Acaba öyle bir şey yapsak mı ki? Acaba herkesin içinde. Ceren ayrılmasını istiyor. Ne? Ne yapıyorsun sen? Lincoln, ne yapıyorsun? Lincoln delirdi galiba. Oğlum gitsene şu konuşmadan ya. Şu an aşırı güvenli. Şu konuşmadan çıkıp dakika fanlarımızla şey yapalım. Buluşalım. Şu an dikkatini dağıtmak istemiyorum. Ay. Herkes arkadaş olduk. Tüm kasabayla tanıştık. Kaleb gel. Kaleb'e bak sen. Judith'in fotoğraflarını falan çekiyor. Bak ya. Judith bütün ilgi üzerine alamazsın. Hayır. Bütün ilgi üzerine alamazsın. Ya sen ne yapmaya çalışıyorsun yani Kaleb'e böyle poz vermeler falan, bilmiyor musun benim eski şeyim ne olduğunu? Git buradan, istemiyorum seni. Aşağılayacağım seni. Aşağılık pislik. Senden hiçbir zaman hoşlanmamıştım zaten. Bronz madalya almış. Ne yapacağımı bilsem daha şey alırdım. Git buradan. Çok gerginim. Nasıl gider bu üstüne? 3 saat boyunca sinirli olacağım şu an. Kimse benimle konuşmasın. Peki. Biz de böyle dikkat çekmek için Lincoln gibi yapsak. Tristan'a beni görür mü acaba? Paparazilerin önünde. Akşam haberlerdeyiz arkadaşlar. Yağmur bitti, tüh. Şöyle biraz şarkı falan söylesem acaba, insanlar beni biraz alkışlasa sakinleşir miyim? Beni ancak güzel bir masaj falan sakinleştirir. Bir de karanlıktan korkuyorum. Bu hiç hoş değil yani. Neyse, insanlarla güzel vakit geçirmeye devam edelim. Güzel insanlar. Güzel ama uzakta olan insanlar. Hiçbirinizle konuşamıyorum.
Şakalar yapayım. Güzel bağış falan atıyorlar. Aa, şövalyeler geldi. Kim bu gizemli şövalye? Toplukça komik olma şeyi var ama. Aa, şövalye bana yürüyor. Kaç oldu? Bir. Allah Allah. Biraz flörtöz mü olsak ne? Biraz şaka yapayım, belki şu olur. Evet, bir tane daha şaka yaparsam olacak. Dur, mutluluk puanı vereceğiz sana. Modumuz da düzeldi ya. Şuradan bir yemek söyleyelim. Yemekleri bedava söyleyebiliyoruz. Güzel bir müziğe dans etmek var. Yemek yerken takip mi ediliyorum ne? Of, şey, hadi dizi çekin bugün diyeyim. Marlon. Marlon da kim? Ava mı? Ava da kim? Kim bu şövalyeler ya? Neyim ben? Assassin's Creed'de falan mıyım yani? Paparazilerle dolu, bütün günüm paparazilerle geçiyor. Yemin ediyorum paparazlar. Judith. Judith, ne oldu? Sinirli misin? Hı? Seni biraz daha herkes için aşağılayayım da kendine gel. Seni utanmaz. Aşağılık seni. Neyse, Judith'le konuştukça sinirleniyorum, ben gidiyorum buradan. Gece olmuş ya. Bu kadar süre nasıl geçti? Hiçbir fikrim yok. Gidelim eve. Ah, yarın şöyle güzel bir vakit. Hatta git, resim yapalım. Böyle şey haline gelince. İlham almış bir hale gelince. Ondan sonra bu mutluluk puanımızı arttıralım. Sonra bu para ağacı biraz büyümeye başlasın. Ah. Sonra kendime özellik almak istiyorum. Nasıl bir özellik? Şimdi bir resim yapalım. Inspirken resim çizmek. Bakalım, güzel. Yani kötü yemek yiyince çok kötü etkileniyor ya. Ve karanlıktan korkması da hiç hoş değil. Evin hiç çok aydın çünkü genelde. Aa, çok ucuza şey oldu. Realizm yapalım. Bir yandan da müzik dinleyelim ya. Müzik. Klasik müzik dinleyelim. Kendimize resim yapma köşesi yapalım evin içinde. Hatta şuradan boostlar var, bu bana şeyle gelen, ünlü olduğum için maille gelen. Bunları böyle kullanabilirim. Deface mi? Update. Ceren. En iyisi. Tabii ki de en iyisi. Ay. Şuradan Inspired içebilirim ben. Şimdi buradan puan kasabiliriz böylece. Çok güzel bir şey, bir özellik. Hani ünlü olmanın getirdiği şeylerden bir tanesi de dışarıda şey olması çok kötü. Bunların maması dolmuş. Kedilerim aç. Sonra... Oha, bir saate işi mi başlayacak? Şunu sat.
Mute. Biraz şurada uyusam mı, ne yapsam? İşe şey gitmeyelim yani, böyle gitmeyelim. Bakalım bugün ne var çekimde? Biraz uykumuz var. Uykusuz gidiyoruz. Ve saatin kaç olduğuna bile bakmadık. Çünkü bir önceki gün bambaşkaydı. Yani hiçbir gün böyle düzenli geçmiyor. Her gün başka bir şey oluyor. Ceren şeyi düşünüyor, Tris'i düşünüyor tabii. Sırada. Evet arkadaşlar, böyle konuşup durmayalım. İşimize bakalım. Bugün erken çıkmak istiyorum çünkü. Direkt şurada saçımı yaptıracağım, başımı yaptıracağım, oyuna geçeceğim. Direkt yani, hani hiç beklemeden. Hiç bekleyemem. Saçımı yapar mısın canım? Thanks. Biraz da makyaj yaptıralım. Ne oyunuydu, ben unuttum ya. Ya yine mi kovboy ya? Yine korktum ha. Kendime şuradan bir tane içecek içeyim. Instant hijyen. Sleep replacement. Fun. Hah, tam düzeldi. Yönetmenim. Yönetmenim. Yönetmenim bana. Yönetmen bana. Benle flört. Yönetmenle flört. Yönetmen yalnız mı ki? Film setinde. Yönetmenle. Resmen bu dizi. Ne oldu, gördün mü Judith? Ne oldu, ilgi alamadın mı üstüne? Çıldır. Biz buradan yönetmenle çok farklı şekillerde çıkarız. Ben size söyleyeyim. Peki. Böyle bir seçenek mi var? Bir dakika, çekimde ben çekime odaklanacağım dedikten sonra olaylar çok farklı şekilde gelişmeye başladı. Neyse, Allah'tan şey doluymuş galiba, olmadı. Filmi asla çekmeye başlayamayacağız. Nasıl yok ya? Alina dur, arama şu an. Neyse biz çekime başlayalım bence. Neyse çekim arkadaşlar, çekime geçelim hadi. Çekimde tabii ki de her şeyi riskli oynayacağım. Yönetmenim, nasıl oynadım? Artık dizinin başrolündeyim falan. Biz bu filmi çekmemiş miydik ya, bu diziyi? Yemin ederim çektik diye hatırlıyorum ya. Çekmiştik. Da kavga ederken bayılmıştı. Ne
Yönet benim nasıl oynuyorum? Ay, ne oluyor? Hadi yenersin ya. Ya bu korku ne zaman geçecek? Sürekli bir korku halinde Ceren. Ceren sen korkamazsın. Şunu bir gold yapamadık ya. Judith'le ne konuşacaksınız? Silver iyi. Burada kalalım. Acaba bu olay oluyor mu ya? Merak ettim ya. Sadece merakımdan bakacağım. Yok olmuyormuş. Neyse. O zaman şey biz eve gidelim arkadaşlar. Çünkü gerçekten yorgunluktan ve enerji durumundan dolayı çok şeyiz. Hatta hava da kötü. Aa! Yıldırım çarptı. Bir daha çarptı. Gözünün içine alev çıkıyor. Neler oluyor ya? Eve git eve. Hiç böyle bir şey görmemiştim Sims'te daha önce. Hiç böyle bir şey görmemiştim. Uf, neler yaşandı ya. Neyse sonuç olarak iyi şey aldık. Para aldık. Biraz tersemledi sadece. Yıldırım çarptığı için. Şöyle kalanlardan bir şeyler yiyelim. Ondan sonra bunu da bir şeyimize, takipçimize verelim. O kullansın evinde. Neler kalmış yemek olarak yiyelim bakalım. Güzel. İnsanları mutlu edelim ve ay gözleri hala böyle. Bu ne ya? Acaba toprağa bassam kendimi geçer mi? Topraklasam mı kendimi? Neyse ben en iyisi yatayım. Ve bu bölümü de burada bırakalım arkadaşlar. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Umarım güzel vakit geçirmişsinizdir. Bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.